Tweet'i göstereceğim. 2005-2006 İçeride yalan söylüyorsun. Sabıkan yok diyorsun. Sabıkan varmış. Sayın Bakan, Sayın Kütahyalı. Bu GBT kaydı bir insanı gidip kaç tane kaydınız var Sayın Çakar? Şükür, sizi hiçbir şükür. Şekilde hayır yani davalara düştüğünüz dosyalar var mı? Davan var mı? Dava bakın bir şey söylüyorum ya. Burada size her insan bir ticaret bizi açabilir. Arkadaşlar konu başka. Ama konu Beşiktaş şimdi, futbol. Tehdit, konu tehdit, başka bir şey söyleyeceğim. Özürünüz bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim. Bunlar Mustafa tamam mı? Özür tamamen. Özür bittim tamamen. Abicim bak Mustafa'cığım. Tamamen. Mustafa bir dakika dinle beni. Sorulardır. Dava bakın Mustafa. Ben şu anda size dava açabilirim. Bu sabıka kaydına GBT'm var. Sabıka kaydına uğraşıyor. Kardeşim sabıka yok. Ben işim Mustafa'cığım bak. Bakın sayın kardeşim bak. Sen bizim burada müsaade açmış olduğum 10 tane üst üste konuşuyor. Sen bizim misafirimizsin. Beni ilgilendirmiyor bundan evvel. Beni Beşiktaş maçında Beşiktaş futbolcusuna saldırmaya gir. Özürünü diledin. Tabii tabii. Bunun bir yanlış olduğunu kamuoyuna söylüyorsun. Senden saldırmak istemedim. Bitti. Ben o olay farklı. Bitti. Sayın normal olarak ben Türk futbolundan biz. Bakın Beşiktaş ailesinden ve Beşiktaş camiasından. Yalnız bence Galatasaray'dan da özür dilemen lazım. Ya bırak abi. Ben Galatasaray'dan neden özür dileyeceğim? Ya gel şu olacağı Ahmet. Hadi Ahmet. Asla. Bir saniye. Arkadaşın önce bir saniye. Rasim bir saniye. Ahmet hocam bir saniye. Bir sakin olalım önce. Sinan abi de doğruyu söylüyor. Sinan abinin dediği doğru. Şimdi ben senden rica edeceğim. Biz reklama gideceğiz Mustafa. Tamam. Beşiktaş taraftarından değil sadece. Ben senden Türkiye'den özür dilemeni istiyorum. Ben bu olayı bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'den özür dilemeni istiyorum. Çocuklardan olayı, özür dilemeni istiyorum. En başta. Bu, kardeşim uzatma önce. En başta. Yaptığın iş futbola tecavüzdür. Hayır, yaptığın iş futbol terörüdür. Bakın. Bu 37 konuda, yaşında iş adamı bir adam. Hangi hızla 50 metre koştu? Fernandes'i öpmeye de girebilirsin, dövmeye de. Ne olur şey, sahaya girme, tecavüzdür. Asla. Giremeyeceksin kardeşim, girmeyeceksin. Burası Lingon Nari değil, burası Türk futbolu. Bizim sahamız burası. Girmemin sebebi. Evet. Fernandez'e tokat atmak, Fernandez'e... Ne diye girdik? Öpmeye de girmeyeceksin ya kardeşim, öpmeye de girmeyeceksin. Bir şey söyleyeceğim. 62-22 sayılı bir kanun var. Evet. Doğru. Ve bu kanun çok ciddi bir kanun. Evet. Bu hani ben değil, kim olursa olsun en ciddi adam için bile geçerli. Türkiye bir hukuk devletidir. Doğru. Türkiye başka bir devlettir artık. Öyle eskisi gibi herkesin her yere gireceği bir park devleti değiliz. Bizim, başka bir bak. Bizim bu şimdi, yasalardan, kanunlardan haberim tamam var. Mı? Evet. Bu yasalar hayır. Haberim kesinlikle spor kamuoyunu benim asla ve asla aklımın ucundan bile. Hayır. Ben bir şey söyleyeceğim. Aklımın ucundan şimdi, bile geçmez ki. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şeyin senden, olacağı yani senden böyle bir şeyin olacağı kardeşim. Senden bir şey istiyorum. Şey var. Bir Ahmet hocam. Bir dakika. Ahmet hocam. Bir dakika bir şey mi? Gideriz bir şey söyleyeceğim. Hala anlatamıyorum. Sahaya Fernandes'i öpmek için mi? Sevmek için mi, dövmek için mi girdiği beni ilgilendirmez. Hiçbir şekilde giremez. 37 yaşında bir iş adamı sahaya girmesi tecavüzdür. Haneye tecavüz. Ben senin evine girebiliyor muyum? Şeker beni vurursun. Ya giremezsin onu, kardeşim. Haneye tecavüz diyorsunuz da. Giremezsin ya. Sahaya giremezsin. Yaptığın iş sportif holiganizmdir. Spor terörüdür. Asla öyle bir şey değil. Asla öyle bir şey değil. Fernandez'in evet. Tamam mı? Sadece moralini yükseltmek. Sen kim oluyorsun moralini yükseltmek? Sahaya nasıl girer bir seyirci ya? Kardeşim ayı mısın sen? Sayın ben senin bürona girebiliyor muyum izinsiz? Öyle bir şey yok. Olayda öyle bir şey yok. Ya yani niye girmiyorsun sahaya? Düşmüşüm stadyum içerisine. Nereye? Evet. Bakın Sayın Kütahyalı ben nereye gideceğim peki? Ben oradan düşmüşüm yere kime sarılacağım? Allah zaten ben seni biliyorsun. Kime gideceğim? Allah yani benim sahaya girmeye zorluyor musun? Gidiş yolum neresi? Sayın Kütahyalı. Ben size anlatıyorum. Sahaya girmem ben... Sayın Kütahyalı öncelikle ben sizden ve sizin Sayın Ahmet Çakar'dan bu sabıkalarımla ilgili bak. Olan şeyleri bakın. Bu bak, bana medya gelen aracılığıyla bana gelen bunları... bilgi de bana gelen bak, bilgi de. Bak o zaman bir şey sen bakayım bak, bak ben sana söyleyeyim. 2006'daki kaydı neden? Çok. Kardeşim devlet bize geçiyor şu anda mesajı yapmasın bir sabıka. Ya bakın kaydı neden diyorsunuz. Bak bana bunu bakın. Gönderen kişi Türkiye'nin bu konulardaki en uzman en üst düzey isimler. Bir şey söyleyeyim. Mustafa bir şey söyleyeyim. Herhangi bir başkomiser gönder. Mustafa şimdi buradan çıkıyorum tamam mı? Sayın ha. Ahmet Çakar'la tamam mı? Evet. Omuz omuza çarpıştık. Evet. Adam bana dava açamaz mı? Arabayla yürüdük Sayın Çakar'a çarptım. Adam peki, bana dava açamaz. Bu dava sabıka mı oluyor? Sana bir şey soracağım. Benim Juventus maçında yok. Galatasaray Juventus maçında. Evet. Ama doğruyu söyleyeceksin. Evet doğruyu Galatasaray Juventus maçında. Evet. Futbolculara Galatasaraylı futbolculara kartopu attın mı? Asla ve asla benim hayatımda. Hatta statta, bakın, hatta seni dışarı şey, çıkartmışlar. Hayır asla bakın bir şey söyleyeyim mi size? Galatasaray maçına gittin mi? Evet gittim. Galatasaray maçına gittim. Ben Türkiye'nin bütün büyük takımlarının maçlarına giderim. Mustafa Beylin'le. 50 maça da gittim. Mustafa, özür diliyorum. Sabıkalarımın mahkumiyeti yoksa onu bilmem. Ama sabıkalarım var. Hayır. İçeriğini de söylemiyorum. 2006'daki
Çok çirkin. Neyse bak. Bakın bir şey söyleyeyim. İki tane. Bakın size Sayın Kütahyalı şunu söylüyorum. Bana gelen bilgi diyorum ben. Bakın.